Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 8. Sınıf Müzik Dersi 4. Bölüm Türkü Hikayeleri. Düşünelim, konuşalım. Yaşadığınız çevrede anlatılan, duyduğunuz türkü hikayesi var mı? Bildiklerinizi paylaşınız. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Malkara'ya ait olduğu rivayet edilen bu ayrılık türküsü, uzak bir köye gelin giden Zeynep'in ailesine duyduğu özlemi anlatır. Zeynep'in gelin gittiği köy, kendi köyüne 3 gün uzaklıktadır. 7 yıl boyunca ailesini görmeyen Zeynep'in hasreti gün geçtikçe büyür. Zeynep de özlemini dindirmek için kendi yazdığı bu türküyü evinin bahçesinde söyleyip durur. Bu haline, kocasının kötü muameleleri de eklenen genç kadın hastalanır ve yataklara düşer. Halinin kötüleştiğini ve başka çaresi kalmadığını anlayan kocası karısının köyüne gider ve ailesini getirir. Zeynep'i yatağında kendinden geçmiş halde, bu türküyü söylerken gören annesi fenalık geçirir. Zeynep'in hasreti dinse de hastalığı iyileşmez ve ruhunu teslim eder. Bu türkü halen kına gecelerinde en çok söylenen türkülerin başında gelmektedir. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özlerim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özlerim. Ordu'nun Dereleri türküsünün hikayesi. Yıllar önce Ordu'nun uzak köylerinden birinde 2 genç yaşarmış. Zengin bir ailenin oğlu olan Mehmet, fakir bir ailenin kızı olan güzeller güzeli Hacer'e aşık olmuş. Bu genç yağız delikanlı Mehmet de çok yakışıklıymış hani. O kadar yakışıklıymış ki genç kızların yüreklerini yakarmış. Mehmet'te Hacer'in aşkı da geçmişte yaşanan büyük aşklara benzermiş. Her hafta belli günlerde zerdali ağacının dibinde buluşurlarmış. Akıp giden saatlerin farkına bile varmazlarmış. Fakat bu güzel aşkı çekemeyenler de varmış. Hasetlerinden çatlayan köyün diğer kızları çevirdikleri türlü oyunlarla bu masum beraberliğin sonunu hazırlamışlar. Hacer hakkında inanılmaz dedikodular çıkartmışlar ve nihayet Mehmet'in sevdiğini ve de köyünü terk etmesine neden olmuşlar. Böylesine derin bir acıyla gurbete çıkan Mehmet, geride gözleri yaşlı masum bir kız ve dertli, acılı, yüreği yanık, yerinden kalkamayan yatalak bir ana bırakmış. Acılar içinde kalan yüreği yanık Hacer, her gün evinin yakınından akan dere kenarına inermiş, yıkadığı kar beyazı çamaşırları çitlere asarken dudaklarından eksik etmediği bir türküyle bütün köyü inletip dururmuş. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere ordu üstüme kalksa. Ne var ki Hacer kızın bu feryadını, ne Mehmet duymuş ne de araya giren iyi niyetli eş dost bu işe bir çare bulmuş. Tüm komşuların gelip gittiği ev matem evine dönmüş. O günden sonra günler, aylar, yıllar böyle hızla akıp geçmiş. Ne Mehmet dönmüş ne de Hacer gidebilmiş sevdiğinin yanına. Ama yüreği yanık Hacer kız, dertli dertli söylermiş bu türküyü. Oy Mehmet'im Mehmet'im, sana küstüm demedim, beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Hacer kızın bu feryatlarında gerçeğin ta kendisi yatarmış. Ne çare ki dertli kız, içli türküsüne vurduğu gamını, kederini sevdiğine ulaştıramamış. Araya girenler de işin üstesinden gelememiş. Böylece uzun yıllar geçmiş aradan. Mehmet gurbette kalmış. Hacer kız da dere kenarında hem ağlamış hem söylemiş, Ordu'nun Dereleri türküsünü ölünceye kadar. O günden bugüne bu türkü söylene gelmiştir. Ordu'nun Dereleri adlı türküyü dinleyiniz ve seslendiriniz. Aksa yukarı aksa, Ordu'nun dereleri
aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim ama, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim ama, oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim ama, beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim ama. Ordunun dereleri Karayusuf'un bağlıyor. Ordunun dereleri Karayusuf'un bağlıyor. Kalk gidelim sevdim, anam evde ağlıyor. Sürmelim ama, kalk gidelim sevdim, anam evde ağlıyor. Sürmelim ama, oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim ama, beni sana geçmişler, vallahi ben demedim. Sürmelim ama. Gesi Bağları Türküsü'nün Hikayesi. Kayseri'nin Gesi köyünde yaşayan bir genç kız, evlilik çağına geldiğinde, onu istemeye gelenler uzak köyden bir aile olarak genç kıza talip olurlar. Genç kız ve genç erkek birbirlerini sever ve evlenir. Genç kız, uzak yere gelin gittiği için hüzünlenir. Gelin gittiği köyde, annesinden uzakta yaşamaya alışamaz. Eşinden ve ailesinden eziyetler görmeye başlar. Huzuru kaçar. Çocuğu olur. Çocuğuyla oyalanmak ister ama başaramaz. Annesinin hasreti içine dağlar. Aylardır annesinden haber alamayarak, hüzünlü bir şekilde köyden dışarı çıkamayarak beklemek zorunda kalır. Bir gün, kendi köyünden haber gelir. Annesinin vefat ettiğini öğrenir. Çok üzülür, manevi olarak yıpranır. Gesi köyünün, kaldığı köye kadar uzanan geniş ve güzel bağları arasında, Gesi Bağları türküsünü söyleyerek dertlenir ve ağıt yakar. Kavuşamamanın hüznünü yüreğinde hisseder, Gesi Bağları türküsünün hikayesi gerçekten türkü kadar derine dokunan ve anlam yüklü. Aşağıdaki Gesi Bağları adlı türküyü dinleyiniz ve seslendiriniz. Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum.
yitirdim yarimi, aman arıyorum. Bir çift selamına güveniyorum, gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim, halımdan bilmiyor ben o yâri neyleyim. Kesip ağlarımda üç top gülüm var, ey Allah'tan korkmaz, sana da bana ölüm var. Ey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm varsa bu dünyada zulüm var, atma garip anam beni dağlar ardına. Kimse der yanmasın, anam yansın derdi. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.